Ay canım, bunun teknik olarak yaz falan tutuyor olması gerekmiyor muydu şu sıralar? Annem bile daha üzgün bundan. Yani herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklı tabii. Kızlar. Bu nasıl? Çok iyi bir parça değil mi? Yıkılıyor resmen. Wow. Wow. Ben şimdi anladım yöntemi. Bayağı farklı, bayağı böyle cayır cayır yani. Seher! Çamaşırları hallediyorum Nurten abla, ne oldu? Hallet sen hallet, benim seninle işim yok. Neriman en son bizim o taraftaydı, gelmez değil mi? O zaten hep o tarafta, bir yatmaya burada. O çok karar bizim oraları, çok. Sana Neriman, ne saklıyorsun acaba, ne? Aa. Hayırdır? Neriman Ana yok dedim ya. Yok, ben geçen gün inadına bana temizletti ya odasını. Yabancı personel sokmazmış. Küpemi düşürmüşüm herhalde, ona bakacaktım. Gir bak hadi. Kilitli. Allah Allah, kilitlemez o kapıyı, niye kilitlesin? Kilitlemiş. Versen bana yedek anahtarı, ben iki dakikada alırım alacağımı. Al, al. Gir de bul küpeni. Sanki çok lazımmış gibi, niye kilitliyorsa, hazine mi saklıyor içeride? Hazine saklıyor tabii, hazine. Odan güzel olmuş. Yakışmış sana. Kafama göre birkaç değişiklik yapmayı düşünüyorum. Yap tabii, yap. Burayı babam düzenledi sonuçta. Sen yap kendine göre değişikliklerini. Lan babama bunu da yaptırdın ya. Yani ağlamayana meme yok sonuçta. Sen de ağla o zaman. Bak bakalım, oluyor mu öyle? 23 Nisan çocuğu gibisin ha. Ne? Diyorum ki sana baktığım zaman bir patron değil de... 23 Nisan'da bir günlüğüne babasının koltuğuna oturmuş bir çocuk görüyorum. Çocuk olmadığımı çok iyi biliyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü ben çocukken bile çocuk değildim. Hadi saklan. Saklan, o tekerlekli sandalyenin arkasına saklan hadi. Ne dedin sen? Dedim ki kalktın artık o sandalyeden. Ne dedim? Kalktın. Yeter. Böyle her kafan bozulduğunda tekerlekli sandalyeni suratına fırlatmaktan vazgeç artık. Sen benim sandalyemin adını ağzına alamazsın. Neden? Hı? Neden alamam? Neden? Hadi söyle. Sık silahını artık Nedim. Sık! Of! Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oluyor burada?
şey söyleyeyim mi? Ben bunların hepsinden alacağım. Hepsinden teker teker alacağım. Her gece başka bir şey giyeceğim. Ablam, ne oldu sana, bir ateş basmış? Canım, kime ateş basmış bayağı belli. Bayağı. Şey, biz evleneli aylar oldu ama cicimayı yaşayamadık. Malum, bizim de cicimayımız şimdi başlıyor. Kız Damla. Şuradaki de yakıyor ha. Canım, biz sizin kardeş olduğunuzdan falan emin miyiz? Yani biriniz derin dondurucudan yeni çıkmış, diğerinizin damarlarından ateş akıyor. Yani genler bu kadar fantastik çalışabiliyor mu emin değilim ben. Yok, yok, ben bunu aldım. Ben bunu aldım, çıkıyorum. Ay, nereye gidiyorsun acaba ya? Gel şuraya. Pardon ama yengecik, artık burada orantısız güç söz konusu ve ben buna müdahale etmek zorundayım. Ne? Meali, senin şu ateş topundan neyin eksik? Ne yapıyorsun sen ya? İstemiyorum Damla. Ay, ben de bu abimin yüzü neden sürekli asık diyorum. Meğersem çocuğun içi kurumuş ya. Bugün içini, yarın soyumuzu kurutursun sen bizi. Bir kendine, bir de şu kardeşine bak. Kaç yaş var canım sizin aranızda? 100 küsur mu? O çıtır çerez, sen Fatiha'sı okunmuş haminle. Ne alakası var ya, yeter. Hatun 3 gün önce ölü doğum yaptı. 2 gün ağladı. Bak şimdi kocası için jartiyerlerden jartiyer beğeniyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bizim rahmetli miniğimizin 40'ı çıkmadan bu 2. çocuğu koyar. Ya Damla! Ay sen de hemen heyecanlanma. Gidin siz de çocuk yapın falan demiyorum. Hatta mümkünse uzun bir süre, böyle 20 sene falan çocuk mucuk yapmayın. Sen saçmalıyorsun artık. Sen bayağı saçmalıyorsun. Saçma olan Neriman babaannenin bile senden daha tarzı olması tatlım. Ama ağlama. Çünkü ben yengemi yedirtmem. Bundan sonra bendesin. Sana el koyuyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.